Anadolu'dayız'dan, 360'dan herkese merhabalar. Ben Lokman'da ve bugünkü durağımız Tekirdağ. Efendim Tekirdağ'a geldiğinizde nerede ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir? Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hikayelerimiz olacak, yol hikayelerimiz olacak, lezzet duraklarımız olacak. Hazırsanız Pehlivanlar Şehri Tekirdağ turumuz başladı. Sevgili dostlar, Tekirdağ'da hava çok güzel, bizim de havamız çok güzel. Sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Coğrafi işaretli Karaca Kılavuz kilimlerinin olduğu yere. Oraya gitmişken bir de dededen toruna gelen çok da güzel geleneksel pabuççularımız var. Haydi oraya gidiyoruz. Sevgili dostlar, size efsane, coğrafi işareti Tekirdağ'ın Karaca Kılavuz kilimlerini, halılarını göstereceğiz. Kim gösterecek? Şu güzel Çınar. Annem gösterecek. Hatice abla merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, siz sormalı. Biz de çok iyiyiz. Seni gördük, gülen yüzünü gördük, daha iyi olduk. Biz de memnun olduk. Nedir bu Karaca Kılavuz kilimi? Şöyle bir şey. Şöyle bir açıyorum bak. Evet, açabilirsin. Evet. Bunlar şimdi bizim daha önce büyük annelerimiz, annelerimiz azı seccade yoktu. Evet. Onlar dokuyup kendi ihtiyaçlarını bu seccade olarak bizim Karaca Kılavuz'da başlanılan böyle. Evet. Bunlar seccadelerimiz bizim. Ne kadar onlar, güzelmiş bunlar böyle ya. Bak böyle. Bunlar da yolluk dediğimiz işte koltuk üzerine. Bazısı astar koyup minder olarak böyle yapıyor. Ne kadar rengarenk valla cıvıl cıvıl. İşte güzelliği. Ama biz biraz Trakyalıyız, bırak o kadar olsun, olsun yani. Olsun değil mi? Trakya'da bu renkler olsun. Olsun he? Yani biz Trakyalıyız, bu kadar da olsun bak vallahi böyle. Vallahi her renk var bak, cümbüş, evet. Renk cümbüş evet. Var. Şu anda evet. Arkada bu güzel sanat unutulmasın diye eskileri görüp yenileri evet. Anlatan annelerimiz usta öğretici burada. Evet ve ama ben 74'ten beriyim. 74'ten evet. Beriyim maşallah 8 var. 8 yıl oldu yapıyorum yani. Ondan önce de benim büyük annem. Sen annenden öğrendin, böyle devam mı geldi? Evet. O zaman şöyle birazcık gezip dolaşalım bakalım kursiyerlerimiz neler evet. Yapıyor. Sevgili dostlar, Karaca Kılavuz'da çok güzel bir yere geldik. Üç kuşaktır çarık yapıyorlar ve buraya has özel bir çarık. Aslında dededen babaya nasihat, babadan da evlada bir vasiyet olarak devam eden bu güzel çarığın hikayesi için buradayız. Efendim merhabalar. Merhaba, ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım önce. Karaca Kılavuz doğumlu Mehmet Özkay. Mehmet abi yaş kaç? Yaş 52. Yaş 52. Ne zamandan beri çarık yapıyorsun? 9 yaşından beri yapıyorum. 9 yaşından, öğrendim. O günden beri yapıyorum. Şimdi dededen baba ve babadan size evet. Geliyor. Aslında bir asrı fazladır aileniz bu çarığı yapıyor. Neden hala bu çarık yapıyorsunuz? Kullanan var mı? Kullanan var. Gelenlere devam ettirmek için yapıyorum. Ayeten müşterilerim var dışarıdan. Ne yapıyor? Müşteriler bunu nerede giyiyor yani? Böyle yani, ben genelde bu çarığı biz duvarlarda eski süs eşyası gibi bahçenin görüyoruz altında, ama. Bahçede giyersin, çamur yapışma özelliği var. Rahatla evet. Gezebiliyorsun, nefes alıyor.
hayvandaki enerjiyi, elektrik enerjisini toprağa veriyor. Ne güzel. Umarım devam eder diyoruz. Elbette. Sevgili dostlar, size bu unutulmaya yüz tutmuş mesleği anlatmaya çalıştık. Anadolu'dayız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, Tekirdağ'da limandayız. Niçin buradayız biliyor musun? Size birazcık hikaye anlatmak istiyorum. Aslında buranın geçmişiyle ilgili. Tekirdağ tarih boyunca çok önemli bir stratejiye sahip. Burası eskiden Rodosto'ydu. Rodosto'yu bilirsiniz. O zamanlar Edirne'ye bağlı ve Selanik limanıyla eşdeğer bir limandı. Hatta tarih sayfalarında, kitaplarında hep Rodosto limanının öneminden de bahsedilir. Huzur verici, güzel bir şehir. Hem İstanbul'a da çok yakın olduğu için böyle büyük şehirden kaçmak istediğinizde başka büyük bir şehre ama huzura gelebileceğiniz bir yer. O nedenle Tekirdağ'ın benim kalbimdeki yeri ayrıdır. Gelmişken yeme içmeyi de ihmal etmiyoruz. Gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, sırada Tekirdağ'ın mis gibi yöresel lezzetleri var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Tekirdağ'ımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler iyisiniz. Biz de çok iyi, sizi gördük, daha iyi olduk. Sizi tanıyalım. Adım Tülay Keşkekler, emekli öğretmenim. 92'den beri Tekirdağ'da bulunuyoruz. Aslen nereliyiz? Kocaeli'yiz. Kocaeli ama diyorsunuz ki Tekirdağ'ın yöresel lezzetlerini de yapmaya devam ediyor. Zaten eş tarafından Tekirdağ'lıyız, evet, doğru mudur? Evet, eşim Tekirdağlı. Ne yapacaksınız bugün bize? Bugün soyadımıza uygun keşkek yapacağız. Keşkek yapacağız. Sevgili dostlar, Tekirdağ usulü çok güzel bir keşkek yapacağız. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra ciğer sarma. Ciğer sarma. Kumayla. Sever misiniz ciğer sarma? Sevilmez mi ciğer sarma? Ben evet, bayılırım. Vallahi bu tarafların en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Ciğer sarma, böyle gömleğe saracağız değil evet, mi onu? Evet. Fırınlayacağız sonra. Fırınlayacağız. Güzel bir iç pilav. Evet. Of yemede. Hangi acaba önce onu mu yapsak? Olur. Tamam, önce biz ciğer sarmadan başlayalım. O zaman malzemelerimizi sayalım. Neler malzemelerimiz olacak? Malzemelerimiz pirinç, kuzu sarma, evet, kuzu ciğer, soğan, salça, baharatlarımız. Baharatlar ne koyuyorsunuz daha çok içine? Yeni bahar, tarçın. Güzel bir iç pilav yapacağız. Evet, ciğerli değil mi? Evet. Buyurun. Şarköy'ümüzün zeytinyağından. Şarköy'ün buranın diyorsun. Evet. Oo. Var mı Şarköy'de yeriniz falan? Orada çünkü yok, üzüm bağları falan da çok fazla. Arkadaşlarımız Şarköy var. Enteresan bir yer. Ne ekerseniz biçebileceğiniz, toplayabileceğiniz bir yer. Çok verimli toprakları var. Şöyle soğanımızı koyduk. Koyduk. Sonra soğanımızı kavuruyoruz. Evet. Soğanlar kavrulunca arkasından ciğerimizi mi koyacağız? Ciğerimizi. Önceden bir haşlıyoruz ama değil mi ciğeri? Evet. Haşlanmış ciğer. Çok güzel. Haşlayacağız. Onu böyle ince ince küçük küçük doğrayacağız. Evet. Hocamın yaptığı gibi. Sonra pirincimizi. Evet. Ben karıştırıyorum. Çok güzel bir iç pilav yapacağız. Bu arada zeytinyağlı yaptığımız için de zeytinyağı ayrıca bir lezzet verecek. Evet. Daha sonra ne koyacağız hocam? Bir parça salça. Biber salçası mı? Evet. Hmm. Bir parça. Hem renk versin hem lezzet versin. Evet. Salçayı ihmal etmeyelim. Oh ne güzel koktu, ne güzel koktu. Bir tane domates. Şimdi en son ne koyacağız hocam? Bunlar böyle bir domatesle böyle öldükten sonra. Öldükten sonra. Kuş üzümü. Kuş üzümümüzü de koyduk. Oy 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 oy. Baharatları da yanmaması için en son koyacağız değil mi hocam? Evet, evet.
Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu için güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel bir iç pilavımız oldu. Şimdi hocam ne yapacağız? Suyunu şimdi vereceğiz değil mi? Suyunu vereceğiz. Baharatlarını en son koyacağız. En son koyacağız ki baharatlar yanmasın. Evet. Suyumuzu verdik. İç pilavımız pişsin. Sonra onu bir de perdeleyeceğiz değil mi hocam? Evet. Çok fazla değil. Genelde pirinçte siz de ben öyle yapıyorum. Birebir kullanıyorum. Siz de birebir mi yapıyorsunuz evet, hocam öyle. Genelde? Kapağını Kaskara. Kapatalım. Pişsin. Sonra saracağız. Tabii daha bitmiyor. Çok zahmetli bir yemek. Zaten burada Trakya'da da bu yemek böyle sevdikleriniz geldiği zaman eşiniz, dostunuz onları bu yemekleri hazırlarsınız. Çünkü 4-5 aşamalı. Önce iç pilavını yapıyorsunuz. Sonra onları bir güzel sarıyorsunuz. Bundan sonra bir de daha fırına gidecek değil mi? Evet. Of 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 of. Fırında kaç saat pişiyor peki bu? Yarım saat. Yarım saat. Sonra böyle bıçakla yaracağız onları. İçinden çıkaracağız o iç pilavı. Afiyetle yiyeceğiz ama daha neyimiz var? Keşkeğimiz var. Evet. Keşkekten sonra bir de çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle güzel bir tatlı yapacağız ki bence kaleminizi, kağıdınızı hazır bulundurun. Tarifi çok kolay ama yemesi çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Evet. Şundan sonra değil mi hocam? Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, hoş geldiniz. İyi misiniz? Çok teşekkürler ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne yapacağız sevgili izleyenlerimize? Kayma çina. Kayma çina. İsmi çok güzel değil mi? Böyle insanın tatlı yesi geliyor. Evet. Ama yapımı çok basit. Çok evet. Bir o kadar da lezzetli. Evet. Hemen ürünlerimizi sayalım. Ne koyacağız içine? Yumurta, şeker, süt ve vanilya. Ürünlerimiz bundan oluşuyor. Yumurta, şeker, süt vanilya. Ve vanilya. Ne yapacağız? Onu güzelce çırpacağız. Güzelce ne çırpıp evet. Tepsimize dökeceğiz. Fırında yaklaşık bir saate kadar duracak. Üzeri kızarıncaya kadar pişecek. Üzerine kızartacağız. Özellikle koyun sütü olursa çok iyi olur ama şu anda koyun sütümüz yok. İnek sütümüzle yapacağız. Olsun. Koyun bulan koyun. Evet. Bulamayan inek. Evet. Keçi varsa bir de keçi denesinler. Onu denesinler. Haydi evet. O zaman yapalım tamam, efendim. Tamam yapalım. Bu arada sizi tanıyalım bir yandan da. Ben Nülfer Aybaş. Evet. Doğma büyüme Tekirdağlıyım. Annem babam hepsi buralı ama dedelerimiz, kendi dedem Bulgaristan göçmeni, eşimin ailesi de Yugoslavya göçmeni. Göçmenlikten gelen bu bilgilerimiz var. Bayram yemeklerimiz özel. Bu kaymaçının ardında da bayram yemeklerimiz var. Bobolu, paça. Bobolu, paça. Evet, onlar var. Ve büryan, değişik çorbalarımız. Hepsi göçmen lezzetleri. Aslında göçerken lezzetleri. O lezzetleri de buraya burada geç ettirmişsiniz. Evet. Diyorum ya her zaman Anadolu topraklar evet. O kadar zengin bir topraklar evet. Ki gelen kültürüyle, medeniyetiyle, örf evet. Adetiyle gelmiş, yerleşmişler. Evet. Ve o örf adeti burada yaşatmaya, kök salmaya devam biz, etmiş. Evet. Hala devam ediyoruz. Ben onu hala yürütmeye çalışıyorum. Benim de 3 tane oğlum, 3 tane kızım var, bir maşallah. Torunum ve onlar da buna alıştılar. İnşallah benden sonra onlar da devam edecekler. Bayramlarda özellikle yapıyor muyuz bunu? Evet, sürekli her bayram. Her bayram? Her bayram. Yani neydi kayma kaymaçina. Kaymaçina. Evet. O zaman buyurun efendim tamam. Yapalım. Sevgili dostlar, Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da, Hürriyet Mahallesi'nde çok güzel bir yerdeydik ve bu güzel lezzetleri size yapmaya çalıştık. Efendim ciğer gömleği, değil mi? Sağ ciğer sarma, gömleğe sardık onu. Yine burada kayma çinamız çok güzel görünüyor, keşkeğimiz ve yine bahçemizden topladığımız meyvelerimiz var. Çok özel ekmeğimiz var. Yine çok güzel bir elmalı turtamız var, kurabiyemiz var evet. Ve daha niceleri ama... Şimdi keşkek, bir de helvamız var. Aslında Hayrabolu tatlısını yine yapacağız ama burada olmazsa olmazımız dedik. Şöyle ben bir kaşığı alayım. Size vereyim bunu efendim. Merhabalar, sizi tanıyalım.
İsmim Abdullah Tozar. Abdullah Bey. Evet. Şöyle çok güzel bir tayinimiz var. Şu tayinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şu anda dökmüş olduğunuz tayin Konya Bozkır'ın çifte kavrulmuş odun ateşinde kavrularak doğal yöntemlerle yapılan bir tayindir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Çok lezizdir. Burada da çok sevilen bir tayindir. Bu zaten Hayrebolu'nun olmazsa olmazlarından. Evet, tabii şöyle ki. Şöyle biraz ben az koydum. İsteyen daha fazla artırabilir. Damak tadına göre tabii evet, ki. Evet, ben ama çok güzel kokuyor bu arada. Yani çifte kavrulmuş evet. Çok güzel bir. Şöyle üzerine de cevizle harmanlıyoruz. Sevgili dostlar, çok güzel bir lezzet yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Bence artık mikrofonları bırakalım. Yavaş yavaş bu lezzetlerin tadına bakalım. Sevgili dostlar, ben bu lezzetlere bayılırım. Sevgili dostlar, değirmen altına geldik. İstanbul yolu üzerinde çok güzel bir ciğerciye geldik. Ciğerci demişken öyle hemen tava ciğeri düşünmeyin. Tekirdağ'da çok güzel bir ustamız var. Beştel ustam eski usul şiş ciğerini buraya çok sevdirdi ve çok da tuttu. Peki bu Tekirdağ özgü ciğer nasıl yapılıyor? Haydi ustasından öğrenelim. Sevgili dostlar, Ramazan usta yanımda, Beştel usta diğer şubeye gitmiş. O nedenle şu güzel ciğeri nasıl yaptığımızı anlatacak ustam. Ustam merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Ramazan. Ramazan ustam kaç yıldır ciğercisin? 15-16 senedir ciğerciyim. 15-16 senedir. Şimdi aslında Trakya deyince hep yaprak ciğer gelir. Evet, doğrudur. Siz bunu nasıl yaptınız, nasıl başladınız? Yani şöyle diyeyim size, Mersin'den geldik, tutulur tutulmaz hesabı yaptık. Önce şansımızı deneyelim dedik. Allah'a çok şükür, Allah da bir yandan yüzümüze güldü. Yani Tekirdağ halkı da bunu sevdi. Biz de bu şekilde bir devam edelim dedik. Mersin'i buraya getirdik. Şimdi Tekirdağ has bir ama lezzet kattınız buraya. Tabii çünkü ki buranın hayvanını kullanıyorsunuz. Evet. İyi bir ciğer nasıl olmalı? Kuzu ciğeri. Evet, şöyle bir gösterelim mi ciğerimizi? Tabii ki. Vay maşallah. Buranın kıvırcığı çok meşhurdur sevgili dostlar. İşte o Trakya'nın kuzusundan yapılan ciğer olacak. Evet. Böyle parlayacak değil mi? Tabii ki. Ama bir de tabii ne diyoruz? Artık Tekirdağlaştırdık. Ciğerler Tekirdağ'dan. Mezeler ise ikram. İkram. Bir ciğer şiş söylüyorsunuz. Yanına soğanı, biberi, salatası, ezmesi, sumaklı aklına soğanı ne şey varsa aklına hepsini de ikram ediyorlar. Ustam bir yandan yapalım, bir tabii, yandan da pişirelim onu. Şöyle gösterelim. Peki ilk yaptığınızda neden tutmaz diyorlardı? Çünkü tava ciğerine alıştıkları için. Hep tava ciğeri mi vardı o zaman? Burada böyle bir şey yoktu daha önce. Biz getirdik diyorsunuz. Yani. Valla sevgili dostlar, bu aslında bir kumar, tutmayabilirdi ama demek ki Tekirdağlı sevmiş. Zaten ustalarım da onun hakkını vermişler. Dedim ya, Tekirdağ usulü şiş ciğer yiyeceğiz. Hem de çok lezzetlisinden yiyeceğiz. Peki ustam, şimdi kuyruk yağımız burada. Evet. Şişe dilerken nasıl diziyoruz, nasıl besliyoruz bu ciğerleri? Hemen göstereyim. Tamam, hemen gösterelim bir tane. Aldık ciğerimizi de. Şimdi bir ustanın en sevmediği şey böyle eldivenle saplamaktır. Değil evet, mi usta? Doğrudur, zor olur. Doğrudur çünkü zorlaştırıyor. Zorlaşıyor. Bir ciğer, bir yağ. Bir ciğer, bir yağ. Bu şekilde doğru mudur? Doğrudur. Şimdi hep anlatıyorum ya püf noktası nedir. Bu ciğer bu ikisini besliyor. Bu ciğer bu yağ da bu iki ciğeri besliyor. Böylece kuyruk yağıyla arasında lezzet veriyor. Evet, lezzet veriyor. Ama Mithat'a böyle gösterince Mithat sadece ciğerlerini çıkartıp yağlarını bile yiyebiliyor. Sana zahmet olmazsa şu sevgili kameramanıma böyle bir şişte sadece yağ yapar mısın tabii abi? Ki ne, tabii bunu ki ne. İyice kızartıp tabii ki ne. Rengine bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor? Bu ne kadar iyi bir ciğer olduğunu aslında gösteriyor değil tabii mi usta? Ki, doğru. Böyle kahverengi olacak, kuzu olacak, taze olacak. İstediğiniz zaman da yiyebileceğiz. Tabii ki ne. O zaman usta
Bir porsiyonda kaç şiş vardı? Bir porsiyonda 10 şişimiz var. 10 şiş var. Evet. Kaç grama denk geliyor ustam ya? Yağla beraber 240 grama falan geliyor. 240 gram. Ey maşallah. Bayağı da doyurucu. O zaman ustam şişlerini hazırlasın. Ondan sonra masada buluşalım. Sevgili dostlar, ciğerimiz geldi. Ciğerimizin bir de eşlikçileri de geldi. Dediğim gibi bunların hepsi ikram. Şöyle şişimizi aldık. Ben tabii bu tarz ekmeği daha çok seviyorum. Önce bir şiş. Az gelir. Bir şiş daha. Yanına olmazsa olmazımız sumaklı soğanımız. Biraz şöyle baharatımız. Ve şöyle güzel bir biberimiz de. Tekirdağlı bir ciğercideyiz. Çünkü buranın güzel kuzularından, kıvırcığından kullanıyorlar. Ciğerin kuzu olması ve sulu olması çok önemli. Sulu sulu, çok lezzetli. O zaman şu ısırıktan sonra ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ustalarımın emeğine, yüreğine sağlık. Ben bu lezzete bayılırım. Sevgili dostlar, Hayrabolu'dayız. Nedeni ise coğrafi işareti alan o meşhur Hayrabolu tatlısı. Peki o güzel tatlı nasıl coğrafi işareti aldı? Kimler sayesinde aldı? Hadi hep beraber ustasından öğrenelim. Sevgili dostlar, Hayrabolu'yu tanıtan en güzel lezzettir şu güzel Hayrabolu tatlısı. Ama buraya geldiğimizde şunu gördük. Farklı farklı çeşitleri, farklı farklı boyutları da varmış. Ama ne diyoruz? Tekirdağ bu coğrafi işareti kazandıran bu şirin bu güzel dükkandayız ve 3. kuşağın yanındayız. Hoş merhabalar. Geldiniz. Merhabalar tekrardan. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Salih, soyadım Kaya. Dedemin ismini taşıyorum. Yaklaşık 10 seneden beri falan sektörün içindeyim. Kaç yıldır aile bu işi yapıyor? 72 yılından beri ailemiz bu işi yapıyor. Dedemin başlatmış olduğu. Üçüncü kuşak olarak da ben devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi aslında önemli olan dediğim gibi coğrafi işaret. Sevgili olsa bir şeyin coğrafi işaretini almak için oranın formülünü de vermeniz gerekiyor. 72 dedin, yaklaşık 50 yıllık bir geçmiş. Evet, doğrudur. Biraz anlatır mısınız? Nasıl başlamış dededen sizlere nasıl gelmiş üçüncü kuşak? Biraz ondan bahsedelim. Aslında söylenince dile kolay böyle. Hani 50 senelik bir şey var işte. Sözde ama yani işin arkasında, perde arkasında dedem çok uğraşmış buraya gelip getirebilmek için işi. Dedem zaten aşçıyım bir zamanda, yani marifetli bir insan. Eskiden kadı göbeği olarak bilinen tatlıyı zaten ellerinde yapıyormuş insanlar. Kadı göbeği. Şu büyük olan, aynı. Büyük olan, evet. Sonra işte kıvamını değiştirmiş, yoğurmuş kendi kafasına dedem. Deneye deneye, evet. Hayrabolu tatlısına dönüştürmüş kadı göbeğini. Hayrabolu'ya dönüyor. Evet. Ve şimdi piyasada da böyle Kemalpaşa'ya benzeyen birazcık daha küçükleri de var ama evet. Hayrabolu dersen aslında bu lezzet. Şu lezzet geliyor. Aynen öyle. İçinde ne var? Biraz bahsedebilir misiniz Hayrabolu tatlısının içinde? İçinde peynir, un, hı-hı, yumurta, irmik, başka bir şey yok malzeme olarak. Bence şekeri çok kıvamında, çünkü ben şeker hastasıyım. Çok fazla şekerli bir şey yemiyorum. Şu anda şerbetli de yememe rağmen tahinsiz. Çok çok güzeldi. Emeğine yüreğine sağlık. Hayrabolu tatlısını Hayrabolu yapan ailenin yanındaydık. Üçüncü kuşak genç kardeşim bu işi daha da büyüteceğine inanıyorum. Onur verdiniz. Yüreğinize sağlık. Ben bu lezzete bayılırım.
Sevgili dostlar, Hayrabolu'da papuç köftesi çekmeye geldik. Yanlış duymadınız. Tekirdağ köftesine büyük bir alternatif. Pomak icadı papuç köfte nasıl yapılıyor? Haydi ustasından öğrenelim. Sevgili dostlar, herhalde seneye geldiğimizde Hayrabolu'da coğrafi işaretsiz bir şey kalmayacak. Çünkü esnafımız çok duyarlı ve sürekli bunun için başvurular yapıyor. Bence hep söylüyorum, bütün ilçelerin, bütün mahallelerin ellerindeki o anam babam usulü dedikleri lezzetlerin coğrafi işareti için başvuru yapmaları gerekiyor. Bunun için gerekirse belediyeden, gerekirse İl Kültür Müdürlüğü'nden destek alsınlar. Bütün ürünlerimizi coğrafi işaretine alalım. Değil mi usta? Aynen öyle. Tüm ülkemize tanıtalım. Sizi tanıyalım öncelikle o zaman usta. Öncelikle Hayrabolu'nuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Mahmut Yalçın. Üç kuşaktır köfteciyim. Üç kuşaktır köftecisiniz. Evet, üç kuşaktır köfteciyim. Şimdi nedir bu papuç köftesi? Çerkez Müsellim papuç köftesi, bir yaşını geçmemiş 200-220 kilo arasındaki danaların etinden yapılır. Baharatı kendimize has, ailemize has bir baharattır. Üç kuşaktır aynıdır, hiç değişmemiştir. Köfte yapımında dananın kaburga, kol ve boyun kısmı kullanılır. But tarafları kesinlikle kullanılmaz. 2009 yılında markamızı tescil ettirdik. Daha sonrasında Hayrabolu Belediye Başkanımızın ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın yardımlarıyla coğrafi işaretimize başvurduk. Şu an için her şey onaylandı. Önümüzdeki ay belgemiz de geliyor. Önümüzdeki ay artık coğrafi işaretli diyeceğiz. Coğrafi işaretli, evet. Emeğinize, yüreğinize sağlık dedik ustam. O zaman kıymayı peki kaç sefer çektiriyorsunuz? Onun özelliği var mı? Kıymayı iki defa çekiyoruz. İlkinde sadece eti çekiyoruz. Soğan, sarımsakla birlikte. Daha evet. Sonra da baharatını harmanlıyoruz. İkincisi de tekrar çekiyoruz. Tabii burada kıyma makinesinin ayna bıçak dediğimiz takımları çok önemli. Boyutları çok önemli. Etin numarası çok önemli. Etin soğukluk oranı çok önemli. Hepsi bir sır. Ustam matematikçi belli. Her şeyin oranını, soğukluğunu, sıcaklığını ölçmüş. O zaman ustam bekletmeyelim. Yapalım. Yapalım. Tadına bakalım. Izgara da pişsin. Onun da bir oranı vardır muhakkak. Böyle sulu sulu güzel pişsin. Çok da böyle... Kömür ızgarası şart. Evet, gerekiyor. Onlar da pişsin. Bakalım bu papuç. Çünkü böyle burnuma güzel kokular geliyor. Piştikten sonra bize nasıl görünecek? Sevgili dostlar, pabuç köftemiz hazır. Piştikten sonra niye pabuç dediklerini de görüyorsunuz. Umarım coğrafi işareti yakında onaylanır. Çünkü onayı gelmiş. Artık son aşamadayız. Kokusu çok güzel. Bir porsiyonda 200 gram var. Ve bence Türkiye'nin en uygun etlerinden bir tanesi. Şöyle birazcık sosuna da banalım. Tuzu, kıvamı, pişmesi, sululuğu, bakın şöyle, sulu sulu. Çok çok güzel, çok çok hafif. Baharatı ve tuzu da yerinde. Önemli olan pişmesiydi. Çok güzel pişirmiş ustam. Üzerine de ne yenir? Hayrabolu tatlısı. Ben bu lezzete bayılırım. Benim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun, teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben ismim Ömer. Bu şirketin aile bireylerinden bir tanesiyim. Şunu sormak istiyorum. Tekirdağlılar, Çorlular neden sizi seçsin? Ya şöyle, fiyat performans dediğimiz veya optimizasyon dediğimiz diğer ifadeyle durum bizde tam anlamıyla yerini bulmuş durumda. Şöyle, kaliteyi gerçekten hesaplıya satıyoruz. Yani marka olarak. Bunda tabii fabrikanın veya da holdingin diyelim çok büyük etkisi var. Şimdi tabii
yenilen bir logo, yenilenen bir tasarım ve ürün gamının artması. Daha çok Tekirdağ'da ya da Çorlu'da kimler sizden mobilya alıyor? Ya şöyle, bizden aslında her sınıftan vatandaş, yani bizim müşteri portföyümüzün içerisinde her sınıftan vatandaş var. Herkese hitap eden aslında bir portföyümüz var. Tabii. Peki burada en çok hangi ürünler satılıyor? Şöyle birazcık mağazayı gezip dolaşalım mı? Tabii ki. Ya da gelenler neler görecekler burada? Çünkü bütünlük çok önemli. Ben açıkçası artık bir mağazaya girdiğimde oradan her şeyi, ihtiyacım olan her şeyi almak isterim. Mobilya adına, yatak adına neler görebilecekler bu büyük mağazada? Ya şimdi bizde mobilya adına sadece ofis mobilyası yok. Ofis mobilyasının dışında bütün ürünler, mobilya adına bütün ürünler mevcut. Yani şöyle hızlı bir şekilde sıralayacak olursak, işte koltuk takımı dediğimiz salon takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, yatak baza başlık, genç odası takımı, diğer tarafta işte mefruşat dediğimiz, yani işte yastıktır, nevresimdir, çeşitlidir. Bir ev için aslında alınabilecek her şey burada mevcut. Her şey. O zaman haydi birazcık mağazayı gezelim. Tabii, buyurun. En çok satılan, en sevdiğiniz ürünlerde şöyle bir göz atalım. Tabii. Buyurun. Sevgili dostlar, çok güzel bir modelin yanındayız. Aslında böyle country diyebileceğimiz, özellikle yazlık yerlerde, deniz kenarlarında bence favori ürünlerinden bir tanesi. Nedir bu modelimizin adı? Biraz ondan bahsedelim. Romano. Yani bu model 2002 yılında üretime başlanan bir model. 2002 yılında sergilenmeye başlanan teşhis salonlarında, mağazalarda. Bu model gerçekten ilgi görüyor. Şöyle, şimdi modelleri krem, ceviz, meşe artı işte beyaz, beyaza yakın ya da fil dişi diyebileceğimiz renkleri ayırdığımızda yine fiyat performans olayına, durumuna değinmek istiyorum. Hakikaten bu model o noktada tam uygun bir ortalama model. Ortalama fiyatı, yani bütün aksesuarlar olmasa da ortalama fiyatı şu anda bir yatak odası, bir yemek masası ve bir oturma grubuyla ortalama fiyatı nedir? Şimdi yatak bazayı biz genelde opsiyonel düşünüp ayrı söyleriz. Onu evet, fiyatın içerisine katmayız. Kendi yaptığımız indirimlerle peşin fiyatına bu modeli 60-65 bin aralığına bırakabiliyoruz. Yani yatak odası, salon, yemek odası, salon takımı şeklinde. Beraber, tabii. 60-65 bin. Aslında geldiğinde bütün evi döşemiş oluyorsun. Tabii, çünkü tabii. Bir evin en büyük, en önemli aksesuarları. Evet. Sevgili dostlar, benim çok sevdiğim hem kumaşını hem rengini beğendiğim ve tarz olarak da bana göre çok şık bir tarz. Gelip görmenize fayda var. Fiyatı da epey uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de şimdi düğün zamanı, artık düğün paketlerimiz var. Gençlerimiz bu paketlere bayılacaktır. Çünkü aslında en uygun olduğu zaman o zamanlar. Altta bir düğün paketimiz var. Oraya gidelim, bakalım düğünde paketlerimizin fiyatları nelermiş. Haydi gidelim. Şu anda aslında yeni evlenecekler için çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Nedir buradaki düğün paketimizin kampanyası? Aslında bütün modellerde biz düğün paketi yapabiliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ama bu modelin paketin tamamını 42.500 liraya kadar verebiliyoruz. 42.500 lira. Neler var? Hemen evet, hızlı bir şekilde söyleyeyim. Salon takımının içerisinde 2 berjer, 2 üçlü. Yemek odasının içerisinde 6 sandalye, masa, konsol, ayna. Yatak odasının içerisinde 6 kapaklı dolap, 2 komodin, başlık, makyaj masası ve ayna. Sevgili dostlar, mobilya almadan önce gelin şurada ürünlere bir bakın, seçin, dokunun. Çünkü sadece bu renkler değil, renk kartelesi o kadar fazla ki istediğiniz renge de çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten satış desteği, garanti belgesi ve 10 yıla kadar da parça bulundurma desteği var ki zaman zaman firmanın böyle fırsatları, kampanyaları, indirimleri olabiliyor. Bence mağazaya geldiğinizde danışmanlarınıza da danışın.
fırsat ürünlerini muhakkak görün. Çünkü aynı kalitede, aynı fabrikada, aynı ürünler yapılıyor. Sadece bazılarının fırsatı oluyor. Ne diyoruz o zaman? Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Sevgili dostlar, çok güzel bir sonbahar gününde harika bir yere geldik. Dağların sırtında böyle sarıların, yeşillerin, kırmızıların buluştuğu yeni köye geldik. Ve buraya geliş nedenimiz Gülseren ablamız. Çok güzel bir işletme yapmış. Aynı zamanda burası bir antikacı gibi. Ama tek bir farkı var. Burada hiçbir şey satılmıyor. Özellikle kahvaltısı çok güzel. Haydi onun hikayesini ondan dinleyelim. Merhabalar. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Biz de sizi gördük, çok çok daha iyi olduk. Bu arada bir müzeye çevirmişsiniz burayı. Elimden geldiğince, karınca kararınca. Önce sizi tanıyalım. Ben Gülseren Gürkanlar. Otantik bir kahvaltı yerim var. Şükürler olsun, 10 yıldır ayaktayım. 10 yıldır ayakta durmanın sebebi hiç kalitemi bozmamam ve ürünlerimi tamamen kendim yapmam. Bir de yakın zamanda bir ödül aldınız. Nedir aldığınız ödül? Cumhurbaşkanımız Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar programına almış beni. Son 10 yılın en iyi işletmecisi seçilmişim Trakya'da. Onur verici bir şey. Bilmiyorum ya, anlatılır gibi bir şey değil bu. Aslında Trakya içinde, Tekirdağ içinde, köyünüz içinde çok önemli. O kadar işletmecinin arasında bu ödüle layık görülmek de çok önemli. Peki, biraz işletmeden bahsedelim. Burası aslında evinizdi. Evimizdi. Evet. Aynen. Sonra ne oldu da burayı böyle bir kahvaltıcıya çevirmeyi düşündünüz? Eşim emekli oldu. Buraya yerleştik. Ben duran bir insan, böyle oturan bir insan değilim. Uykuyu sevmem, oturmayı sevmem. Kadın dediğin üretkendir. Ben her zaman söylüyorum zaten. Bu konuda biraz pozitif ayrımcıdır. Toplumun içindeki güçlü kadın bence güçlü ülkeyi de beraberinde getirir. O nedenle kadınlarımızın her zaman daha güçlü, hem ekonomide hem ticarette hem işte daha fazla kadına ne kadar çok yer verirsek orayı daha da güzelleştiriyoruz sevgili dostlar. Sadece iş anlamında değil, kadın elinin değdiği her şey daha bereketli, daha da güzel oluyor, bunu da söyleyelim. O nedenle toplumun içindeki kadının yerini bence birazcık daha da arttırmamız gerekiyor bu anlamda. Peki eşyalar ne zaman başladı, ne zaman toplamaya başladınız, kim getiriyor bunları? Satıyor musunuz? Yok, ben toplayıcıyım. Buradan şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Allah razı olsun. Şöyle diyeyim, 10 yıllık emeğim benim. Çalıştığımı bunlara yatırdım. Herkesin çok farklı şeyleri olabilirdi ama ben bunları sevdim. Benim yaşam tarzım bu. Şimdi artık evinde bir eskisi olan, eskisi demiyorum, bir yaşanmışlığı olan onu artık buraya getiriyor. O, ben öldükten sonra da burada yaşayacak hepsi. Kimse buradan bir şey çıkartamaz. Herkes de onu biliyor. Ama herkes istediği bütün yaşanmışlığı buraya getirebilir. Aynen. Bu arada çok güzel bir sözü var. Program öncesinde konuşurken, bunlar benim değil, bizim dedi. Bizim ortak değerimiz, bizim geçmişimiz dedi. Bir yaşanmışlığımız. Aslında bir yaşanmışlığımız. O kadar kıymetli, o kadar önemli seçilmiş sözler ki bunlar. Gerçekten teşekkür ediyorum. Niye başarılı olduğunuzu da sizin gelen güler yüzünüzü görenler de zaten anlayacaktır. Geldiğimizde neler göreceğiz? Birazcık da kahvaltımızdan bahsedelim. Neler var burada? Şimdiye kadar bunu denememiştim. Bu yıl bahçemde bir Trabzon hurması var. Evet. Ve çok farklı bir lezzeti olduğunu söylüyorlar. Gelen müşterilerim değil, misafirlerim
asla müşteri değildir buradaki kimse. Gülseren abla şundan bir tabak daha alabilir miyiz? Getiriyorum, böyle gözüm içine bakıyorlar. Tamam tamam diyorum, bir tabak daha getiriyorum. Çok mutlu oluyorum böyle isteyince. Asla ikinci, üçüncü isteden asla ekstra olmaz burada. Harika. Çayımız ne durumda? Hazırlanıyor mu? Şöyle bir çay içelim. Çünkü o soba eşliğinde, sıcacık sobanın üzerindeki harika bir kuzine. Bu arada bir şey de çıkıyor sanki oradan. Kuzinede bir şey gördüm. Nedir o? Evet. O da... O Trakya'ya özel çok farklı bir böreğimiz. Onu evet. Sizin için hazırladım. Çok teşekkür ediyorum. Ve çayı kesinlikle burada soba çayı içilir. Soba çayı önemli. Semaver çayı değil. Soba meşe çayı odunuyla önemli. Demlenmiş. Vah, oh, oh. Nereye koyacağız ki şimdi bu kadar? Ben şunu şöyle koyayım, önüme mi alsam acaba? Koyacağız bir yer. Tabii tabii, şöyle öne doğru gelsin. Şuraya doğru koyalım. Oh. Burada pul biberimizi bile kendimiz hazırlıyoruz. Daha her şeyimiz, balımız sevgili kendimiz dostlar, hazırlıyoruz. Tam bir köy kahvaltısı. Peynirimiz köyden, her şey doğal burada, nedir? Her şey. Bunda asla un yok. Gelin gelin şöyle oturun şöyle bir... İçime sindire sindire şunun tadına bakacağım. Bir elimde bardağım, şöyle çayımı bırakayım. Şöyle... Şöyle tutun şunu. Evet, şuradan tutayım. Üzerindekiler zeytin mi? Evet. Ne var bunda böyle? Şu an kopardım. Patates böreği. Yani evde ne kadar baharat varsa, ne kadar yeşillik varsa hepsini içine katıyoruz. Asla bunda un yoktur. Külü halinde mi koyuyorsunuz buraya? Yok, rendeliyoruz. Aha. Baharatlar, mevsim sebzeleri, taze soğanı, maydanozu, dereotu, ne varsa aklınıza ne geliyorsa içine katıyorsunuz. Çok güzel. Oo, elime yaptım. Sevgili dostlar, vallahi biz hoş sohbete gelmiştik. Normalde bu kahvaltı da yoktu. Hani bu o en son haberde görmüştüm. Öyle zaten irtibata geçtik. Güzel bir girişimci. Çok tatlı, güler yüzlü bir ev sahibi. Aynı zamanda şirin de bir işletmeci. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda güzel bir koleksiyoner. Ama ne diyor? Yaşanmışlıkları bir araya getiriyor. Ve benim değil, bizim diyor. O çok önemliydi. Siz de Tekirdağ'a geldiğinizde muhakkak Yeniköy'e gelin. Önce şu güler yüze, şu hoş sohbete, şu güzel çaya bir gelin görün. Ondan sonra şu kahvaltınızı muhakkak yapın. Pişman olmazsınız. Çünkü ben bu ortama bayıldım. Sevgili dostlar, çok gezdik, çok dolaştık. Dilim döndüğünce size Tekirdağ'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Her zaman ne diyorum? Yediklerim, içtiklerim benim olsun. Gezdiklerim, gördüklerim sizin olsun. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.